Sevgili öğrenciler merhaba. 8. sınıf matematik öğretmeni Sema Tekir ben. Bu dersimizde çarpanlar katların konu çalışma sorularıyla birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. 24 sayısının kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır? Hatırlayacağınız üzere 24'ün pozitif çarpanlarını konuşurken bir baştan bir sondan yazmanızın daha sağlıklı olacağını söylemiştim. Neden? 1 ile 24'ü çarptık. 24. 2 ile devam ediyorum. 12. 3 ile neyi çarparsam 24 olur. 8. 4 ile neyi çarparsam 24 olur. 6. Bakın burada buluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pozitif çarpanımız varmış. Bunun bir de ikinci bir yolunu göstermek istiyorum. Daha büyük olan sayılar için birazcık daha pratik bir yöntem. 24'ü bölme algoritmasıyla asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 24'ü nasıl yazarım? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazarım. Şimdi bu nokta çok önemli. Sayıların kuvvetlerini birer arttırarak, bu kısmı unutmayalım. Kuvvetleri birer arttırarak çarptığımızda da 4 çarpı 2'den 8. Her zaman bu yöntem pozitif çarpan sayısını bize verir. Bu da ikinci yöntem olarak aklınızda bulunsun. Asal çarpanlarından bazıları 2, 3 ve 7 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir demiş. Peki şöyle yapalım. 2 çarpı 3 çarpı 7'den ne olur? 42'yi verir. 42'nin katları olan sayıları bulmaya çalışıyorum. Bakalım 70 42'nin bir katı değildir. 140 42'nin bir katı değildir. 210'a bakalım. 210 42'ye bölünüyor mu? Sanki bu bunun 5 katı gibi duruyor. Emin olalım. 5 kere 2 10. 10'un 0 elde var. 1. 21'den. Evet. Demek ki 42 bunun 5 katı olduğu için cevabım C seçeneği olarak karşıma çıkmakta. 90'ın 30'dan küçük en büyük çarpanı X. 48'in 12'den büyük en küçük çarpanı y, x artı y toplamı kaçtır? Şimdi bakalım 90 için 1'e 90 mesafeyi uzun tutuyorum. 2'ye 45. Nasıl yapıyordum bunu? 1 ile 90'ı çarptım 90, 2 ile 45'i çarptım 90, 3 ile 30'u çarparsam 4'e bölünmez. 5'e bölünür mü? 5'e bölünür. Kaç çıkar buradan? 90'ı 5'e bölelim. 8 kere var. 18. Peki elde ettik mi 30'dan küçük en büyük? Diğerlerini yapmama gerek yok. 30'dan küçük en büyük x ifadem demek ki 18'miş. 48'e bakalım. 48 başlıyorum. 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12 diye devam ediyor burası. 48'in 12'den büyük en küçük. 12'den büyük en küçük çarpanı da 16. Bakın onu da burada buldum. Buna da y diyelim. Öyleyse 18 ile 16'nın toplamını istiyor benden. 8 ile 6'yı topladım. 14'ün 4'ü elde var. 1, 34 cevabı karşımıza çıkmakta. Bir sonraki. Asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş olan A tam sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakalım. A'yı yazarken şunu söyleyebilirdik. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı x çarpı y. Demek ki A sayım 6'nın bir katı. Bundan kesin eminim. Peki 48 6'ya bölünür mü? Evet. 48'i bölelim 6'ya. 8. 72 6'ya bölünür mü? Evet. 90 6'ya bölünür mü?
Evet. Burada sıkıntı oldu gençler. Bir yerde hata yaptık muhtemelen. Şurada hata yaptık. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12 olacak. Çok özür diliyorum. Öyleyse A olur. 12'nin katı, 12'nin katı, 12'nin katı. C seçeneği olamaz. Burada bir hata yaptık. Bunu düzeltelim. Bir sonraki kısım. X eşittir 49 çarpı 72 çarpı 25 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Hemen bakalım. X eşittir 49, 7'nin karesi. 72'ye bakalım. 72'yi asal çarpanlarına ayırırsam 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Demek ki neymiş bu? 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi. 8 çarpı 9. 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi. Çarpı 25'e bakalım. O da 5'in karesidir. Kaç farklı asal çarpanı vardır diyor. 2 vardır, 3 vardır. 5 ve 7 olmak üzere toplam 4 tane asal çarpanı karşımıza çıkmakta. Evet. X ve Y sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y sayısının 48 tane pozitif böleni olduğu biliniyor. Buna göre bu sayının 25 katının pozitif bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden hangisi yapılarak bulunur? Güzel bir soru olmuş. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y bunun 25 katı yani 5'in karesi diyor. Hangisi yapılarak bulunur? Şimdi gençler hatırlarsanız pozitif bölen sayısını şöyle bulabiliyorduk. X artı 1 şu kuvvetin bir fazlası. Y artı 1 kuvvetin bir fazlası ve kuvvetin bir fazlası 3. Ben zaten x artı 1 ile y artı 1'in çarpımını şuradan dolayı 48 olarak biliyorum. Demek ki 48 çarpı 3'den cevap B olarak karşıma çıkıyor. 20, 25 ve 30 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir? 20, 25 ve 30. Hemen bakalım. 2 ile başlıyorum. 15, 25, 10. 2'ye bölelim. 5, 25, 15. 2'ye bölünen sayım kalmadı. 3'e bölelim. 5, 25, 5. 5'e bölelim. 1, 5, 1. Tekrar 5'e bölelim son kez. Çok güzel. Şimdi bunu yazalım. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Hemen bakıyoruz şuraya. 2'nin karesi 4 çarpı 3 çarpı 25. 25 çarpı 4'ten 100 eder. 100 çarpı 3'ten 300 cevabına ulaşmış oluruz. Öğrenci mevcudu 800'den az olan bir okulda öğrenciler 8'er ve 9'ar sıralandığında her seferinde gençler 8'er ve 9'ar sıralanmak kelimesi kullanıldığında şöyle bir kafamda bir şeylerin netleşmesi lazım. Yani sanki ekoku çağrıştırıyor bana. 8'er ve 9'ar sıralandığında her seferinde 3 öğrenci açıkta kalıyor. Buna göre bu okuldaki öğrenci sayısı en fazla kaçtır? Peki bakalım 8 ile 9'un ekokunu bulalım önce. 2'ye böldüm. 4. 2. 2'ye böldüm. 1. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Ne oldu? 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi yani 72 çıktı. Peki öğrenci mevcudu 800'den az olan bir okul diyor. Demek ki 72'nin katlarını bulmam lazım. Peki 72'nin katlarını bulduğumda direkt 700'lü rakamlara ulaşmak adına hemen bunun 10 katı aklıma geliyor. 720. İstediğim sayıya yaklaştım ama istediğim kadar yaklaşmadım. 1,72 daha eklerim. ...792 oldu. Ve her seferinde 3 öğrenci açıkta kalıyormuş. O zaman 3'ü de eklerim. 795. Bu soruda dikkat etmeniz gereken en temel şey, ekoku bulduktan sonra
EKOK'un katlarını aldıktan sonra bu 3 öğrenciyi eklemek. Eğer önce 3'ü ekleyip sonra katlarını almaya kalkarsanız sonuç yanlış çıkar. Burası en önemli yerlerden birisi. Seçeneğimizi işaretleyelim. Bir diğer soru. Yanda 2 tane bölme işlemi verilmiş. Yandaki A doğal sayısının 15 ve 18 sayılarına bölümünden kalanlar verilmiştir. Aynı A sayısı 15'e 18'e bölünmüş. X kalmış. X ile ilgili X'in alabileceği en büyükler bakın kaç olur? Burada 14 olur. Neden? Hem bunu hem bunu sağlaması gerekir. A sayısı 400'den küçük bir doğal sayı olduğuna göre 400 eksi A ifadesinin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 15 ile 18'in EKOK'unu bulalım. 2'ye böldüm 9, 15. 3'e böldüm 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. Ve 5'e böldüm 1. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. 45 çarpı 2'den 90 olarak buldum. EKOK'um 90. 400'e yaklaşmam lazım. Hemen 90'ın katları aklıma geliyor. 90'ın 4 katı var. 360, 400'e yakın olan. Şimdi 400'den küçük bir doğal sayı diyor. Bu arada şu en büyük değer olması için A'nın, bu 400 eksi A'nın en küçük çıkması için A'nın en büyük değeri alması lazım. A'nın en büyük değeri alabilmesi için de X'in en büyük 14 alabildiğini gördük. Hem bunu hem bunu sağlayacaktı. 360'a 14 ekledim. 374. Öyleyse benim A sayım 374'müş. Benden ne istiyordu? 400 eksi A ifadesinin en küçük değeri. 400'den 374'ü çıkarırsak 10'dan 4 çıktı 6, 9'dan 7 çıktı 2, 0, 26 cevabına ulaşmış oluruz. X ve Y aralarında asal iki sayı olmak üzere aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin kesinlikle aralarında asal kesinlikle aralarında asal sayılar değildir? Aralarında asallık kavramını hatırlayacak olursak gençler, ortak çarpanı olmayacaktı bir dışında. A'ya bakıyorum. X artı 1, Y artı 1. B'ye bakıyorum. X çarpı Y. C'ye bakıyorum. Bakın şurada çok önemli bir detay yakalıyorum. 4 ve 2. 4 çarpı X, 2 çarpı Y. Bakın burada 2 çarpanı var. Bu ne demek? 2 çarpı 2 demek. Öyleyse ortak olan 2 çarpanı var. Bu benim için aralarında asallığa aykırı bir durum. Dolayısıyla kesinlikle C değildir. X metre uzunluğundaki kırmızı ve 30 metre uzunluğundaki beyaz kurdeleler X metre uzunluğunda kırmızı ve 30 metre uzunluğunda şöyle rastgele çizelim. Beyaz. Eşit uzunlukta diyor bakın ve mümkün olan en büyük parçalara ayrılacaktır. Bunun için kırmızı kurdeleler 4, beyaz kurdeleler 5 kez makas ile kesilmiş. 4 kesim 5 parça demektir. Bu kırmızı kurdele için, kırmızı için 5 parça. 5 kez makasla kesildiğinde 5 kesim 6 parça olur. Öyleyse 30'u 6'ya bölerim. Her bir parça 5 metre olacaktır. 5 ile de 5'i çarparsam kırmızı kurdelemin uzunluğuna 25 metre olarak ulaşmış olacağım. D seçeneği. Evet. Bugün soru çözümümüz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.